Baba, sen mi ağlıyorsun? Yok oğlum, ağlamıyorum. Gözüme biber kaçtı. Baba, hadi doğruyu söyle. Yok yok, doğru söylüyor. Salatalıktan kaçıyorum, yerimi söylemeyin. Ha? Bu Necati abi. Ha? Kapa kapa meşgul. Necati abi, ne oldu sana? Neyin var? Sokakta bulduğum ikiz evcillerin bakımını üstlendim. Ama yaptığım yuvalarının çatısı bile yok. Necati abi, sakin ol. Her şeye ben yetişiyorum. Ama onlara bir çatı yaptıramıyorum. Güneşin altında sıcaktan pişiyor yavrucaklar. Neyse, sizi dertlerimle sıkmayayım. Canan, bir şey yapmalıyız. Necati abiyi hiç böyle mutsuz görmemiştim. Ben görmüştüm. Fıstık kavanozunu açamayınca iki gün ağlamıştı. Sonra ne olmuştu? Onun bir fıstık kavanozu değil, kumbara olduğunu söyleyince susmuştu. Bu sefer işe yaramaz. Bence artık oynamadığımız oyuncaklarımızı satıp kazandıklarımızla ikiz evcillere o çatıyı yaptıralım. Harika bir fikir. Geliyor, geliyor. Kaçma. İşte Kadriye. Gözüme kaçan biber. Çabuk yakala. Temizlik kuvveti. Oyuncaklar. Muhteşem oyuncaklar. Oyuncak almak ister miydiniz? Of. Bir sürü müşteri var ama kimse bizden satın almıyor. Neden sizden satın alsınlar ki? Ha? Benim adım Pazarlama. Anladınız mı? Burası pazar, ben de lamayım. Pazarlama. Anladık, anladık. Önemli olan sattığınız ürün değil. Önemli olan pazarlama. Bakın diğerlerine ürünlerini nasıl pazarlıyorlar. Elmalar elma, pamuk prensesten güzel elma. Parmaklar dolma, sen eksik olma. Gençlere güzellere, bir düdüklü tencere. Al şimdi bir kere, pişir pişir ye. Müşteriler pazarda, eteklerim sarayda. 3 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira. Hoppili cüppili buyru, buyru, cüppili hoppili buyru. Ha? Sen ne satıyorsun? Bir şey satmıyorum. Ben gaza geldim. Bebek maması, bebek bezi, bebek mendili, bebek biberonu. İndirimden bir şey ister misiniz? Şunu istiyorum. Ürünü okumuyor. Ürün değilim ben. Müşteriyim. 999 lira. Kart geçiyor mu? Geçiyor. O zaman nakit ödeyeceğim. Şuradan alır mısınız? Nakit değilim ben. Ama yine de bozuldum. Daha fazla böyle espriniz var mı? Yoksa hesabı kapatıyorum. Hazır mısın Canan? Oyuncaklar! Oyuncaklar! Almayanın arkasından ağlar! Gelin! Sosyal sorumluluk projemize siz de ortak olun! Evsiz evcillere yuva olun! Sosyal sorumluluk dedi! İşe yarıyor! 5 lira 10 lira, 5 lira 10 lira. Herkes alacak sıra sıra. Gazeteye sar ver. Sosyal sorumluluk. Yuhu! Şimdi cip cip zamanı. Ben banyoyu hazırlarken siz burada uslu uslu durun. Biraz şundan koyalım. Biraz da köpük. Azıcık tuz atsak. Ayran oldu sanırım. Ola? Ola mı? Alo. Necati Bey, kredi kartınızı çok kullanmışsınız. Çok yorulmuş, şikayet ediyor. Söyle söyle, jelatinim soyuldu, onu da söyle. Jacuzzi bakuzzi, küvette şüvette. Banyo köpürdü, üstüme geliyor. Böyle bahane olmaz. Tünele girdim, çekmiyor diyeyim bari. Köpük, köpük!
Arada oyuncak gönlüm. Yaşasın. Neredeyse yeterli parayı topladık. Artık evcil ikizler sıcaktan pişmeyecek. Şu sosyal sorumluluk projesi yüzünden hiç mal satamıyoruz. Ben sıkıntıdan düdüklü tencerenin düdükleriyle oynuyorum. Düdük! Düdük! Beni dinleyin. Mal satamadığım için Afrika'dan gelen elmalarım birbirine kavuşamıyor. Gelin onlara yardım edelim. Her elma bir buluşma. Yardım edelim hadi. Koşun elma alalım. İşte bu. Biz de sosyal sorumluluk yapacağız. Oo etekçi. Bakıyorum çok sevindin. Eteklerin zil çalıyor. Bu animasyon yüzünden 4 animatör eve geç gitti. Üzgünüm Necmi. Seninle oynayamam. Ben artık ikizlere bakıyorum. Necati, zaten benle oynamanı istemedim. Israr etme Necmi. İkizleri parkta gezdirip geri döneceğim. Necati, tek başıma oturuyorum. Beni rahat bırak. Madem çok zor durumdasın, 2 saniye oynayabilirim belki. Bana ben de yardım etmek istiyorum. İki kilo da bana. Affedersiniz. Kavuşamayan elmalar hikayesini dinledik. Buna sebep olmak istemezdik. Topladığımız parayı size bağışlamak istiyoruz. Elmaların kavuşması çatıdan daha önemli. Hey, beni dinleyin. Peynir satamadığım için peynir ekmekle beslenen uçan balinalar aç kaldı. Uçan balinalara yardım edelim. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben karpuz satamadığım için bostan korkulu sürekli ağlıyor ve gözyaşları buharlaşıp küresel ısınmaya yol açıyor. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben de yardım etmek istiyorum. Etek satamadığım için ince belli çay bardakları şişmanladı. Millet çay içemiyor. Ne olur yardım edin. Abi daha iyi bir şey bulman lazım. Peynir ekmeksizlik yüzünden güçten düşüyorum. Yakında uçamayan bir balina olacağım. Dikkat et, yavrucakları ezeceksin. Oo, Necati. Başına talih kuşu konmuş. Tanju, yardım et de yokuş aşağı çalıştıralım. Yardımım karşılığı gofret vereceğini hissediyorum. 1-2 gofret. Ne olur ağlama artık. İklim bozuluyor. İçim karardı. Gidip biraz fırtına estireyim. Şakir, topladığımız parayı kime vereceğiz? Herkesin çok önemli dertleri var. Kavuşamayan elmalara el verin. Kurumayan ıslak mayoları kurutalım. Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasını kaybediyoruz. Bilemiyorum Canan. Halka mı sorsak? Biz sadece izliyoruz. Görüşürüz. Ay 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 ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi? Öyle. Sizinki kaç yaşında? Benimkiler ikiz. 1 haftalıklar daha. Okula gitmek için biraz küçük değiller mi? Ayakkabıların dilleri varsa neden konuşamıyorlar? Bazı soruların cevapları yoktur. Mısırcı. İkizleri unutmuşum. Mısırcı dur bekle. Parayı sizin sosyal sorumluluğunuz için neden kullanalım? Bize tek kelimeyle anlatın lütfen. Tek kelime az oldu. Daha uzun anlatın. Şeftali enflasyonu yükselince lira uzay paritesi düşecek ve uzun vadede karlılığa yol açacak. Çok karışık terimler. Müşteriler ne diyor? Anlaşılır konuşmadı. Anlayamadım. Bence elmacıya yardım edin. Olmayan bir sorun. Çok da büyük dert değil gibi geldi yani. Sen niye 10 puan verdin? Bozuğum yoktu. 7 puanı geri alacağım. Vitaminsizlikten büyüyemeyen portakallarımı herkes mandalina sanıyor. Parayı benim sosyal sorumluluğumda kullanalım. Bir dakika. Sabahtan beri kimseye yardım edemedik. Pazarcılar da mal satmayı bırakıp yarış içine girdiler. Bu kadar kişi boş boş oturup zaman geçireceğimize hep beraber sorunlarımızı çözelim. Bu çocuk çok mantıklı konuştu. Tüm paramızı ona verelim. Hayır, parayla değil. Gidip gerçekten sorunlarımızı çözeceğiz. O zaman son bir smaç basayım gidelim. Oley!
kestane kebap olalım mı ahbap? Hoppa, cuppa da cuppi, yuppi. Pazarcıların sorunlarını çözdük ama ne paramız kaldı ne oyuncağımız. Başa döndük. Necati abiye çatı yapma hayalimiz suya düştü. Pazarcılar da işine döndü. Artık bize yardım etmezler. O çatı benim. O çatı benim çatım. Çekicim sizinle. Hayır, Kara Murat benim. Filmleri karıştırdık iyice. Ben sadece kasanın üstüne çıkmak istedim. Özet olarak size yardım edeceğiz ve çatıyı beraber inşa edeceğiz. Oley! Sizi kümesinize koyalım. İyi geceler masalına hazır mısınız? Bir varmış, biri yokmuş. Her işe koşan ama size bir türlü çatı alamayan bir Necaticik varmış. Necati abi. Necati yorgunluktan Şakir'in sesini hayal ediyormuş. Bir de tereyağlı tost kokuyormuş. Necati abi. Tereyağlı tost kokuyormuş dedim. Necati abi, tost yok. Ama bak elimizde ne var. İnanamıyorum. Şakir, Canan, beni çok duygulandırdınız. Bu bölüm o kadar çok ağladım ki seslendirme sanatçım yoruldu. Tamam Necati abi, tamam, geçti. Hadi şu yavruların çatısını koyalım. Ama... Necati abi, senin ikiz evcil dediğin bunlar mıydı? Tüm gün bunun için mi uğraştık biz? Evet. Bakın bunun adı Şupidik, bunun adı da Kikibik. ama güneşte kalırlarsa... Güneşte kalırlarsa gerçekten pişeceklerdi. Hiç Adanalıların videolarını izlemediniz mi?